Ekonomik krizdeki Yunanistan'ın Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu'nun kurtarma programından çıkma planı piyasaları sarstı. Atina borsasında kayıplar günlük %9'a ulaştı ve bazı banka hisselerinde sert düşüşler yaşandı. 240 milyar euroluk kurtarma paketi ve kemer sıkma önlemleri ülkede politik ve sosyal tepkileri tetikliyor. Geçtiğimiz yıllardaki deneyimlerden sonra Avrupa otoriteleri daha fazla alarm durumunda ve her an harekete hazırlar. Son 2-3 ay Avrupa Merkez Bankası'nın bir şeyler yapması bekleniyordu. Onlar bunu yapmadı. Fakat yakında bir müdahale olacak ve bundan da sonuçlar alınacaktır. Piyasa analistleri 2010'daki günlerin geri geleceği ve Yunan krizinin bütün Güney Avrupa'ya yayılacağı endişesini dile getiriyor. Euro bölgesi henüz kemer sıkma programlarına ve rekor işsizliğe neden olan borç krizinden çıkmadı. Yunanistan'ın 10 yıllık devlet tahvillerinin faiz oranı %8.9'a kadar yükselerek son 16 ayın zirvesini gördü. Bu oran Portekiz'de %3.7 ve İtalya'da %2.6 oldu. Bir açıdan bu siyasi istikrarsızlık konusunda piyasa endişelerini gidermek için yapılmak zorunda. Diğer yandan şu anki kurtarma programının sonunda Yunan ekonomisindeki ilerleme konusunda sıkıntılar var. Atina hükümeti bu endişelerin haklı olduğuna inanmıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın Yunan bankalarına tahsisatı artıracağına ilişkin açıklamasına rağmen borsadaki gerileme devam etti. Ülkede National Bank of Greece %13 ve Eurobank hisseleri %20 değer kaybetmişti.